Saygıdeğer basın mensupları, saygıdeğer halkımız, televizyonları başında bizleri izleyen kıymetli yurttaşlarımız. Öncelikle 31 Mart 2024 seçimlerinde hem Van'da hem tüm ülkede demokratik hakkını kullanan bütün yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz hep söyledik, bu seçimlerin toplumsal barışımıza, hukukun üstünlüğüne ve hayırlı hizmetler üretmemize vesile olmasını diledik. Kısa bir süreliğine de olsa hukukun, adaletin askıya alındığı bir süreçten sonra demokrasiden yana, hukuktan yana, adaletten yana tavır alan, başta iradesini sahiplenen, onurunu sahiplenen Van halkımız başta olmak üzere bu süreçte hukuktan, adaletten, eşitlikten yana tavır alan 85 milyon yurttaşlarımıza, bütün siyasi parti liderleri ve temsilcilerine, bütün demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri, basın emekçilerine, duyarlılık gösteren, hukuktan yana, adaletten yana duyarlılık gösteren tüm kesimlere biz şükranlarımızı sunarız. YSK'nin aldığı bu hukuktan ve adaletten yana kararın ülkemizde hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal barışın umutlarını ve birlikte onurlu özgür yaşam iradesini daha da güçlendirmiştir. Barış anneleri aramızda, coğrafyamızın, ülkemizin artık çatışmaya, hukuksuzluklara ihtiyacı yok. Hepimizin toplumsal barışa ihtiyacımız var. Hepimizin birlikte onurlu, özgür bir yaşamı tesis etme yönünde sorumluluklarımız var. Artık toplumsal barışı inşa etme ve artık güzel kentimize, halkımıza layık hizmetler üretme zamanıdır. Bugünden tez yok. Sevgili eş başkanımız Sayın Neslihan Şedal, belediye meclisimiz ve kentimizin bütün dinamikleriyle birlikte demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve kentin bütün dinamikleriyle birlikte kentimizin birikmiş bütün sorunlarına bir an önce çözüm bulma ve halkımızın hak ettiği hizmetleri halkımıza sunabilmek için kollarımızı sıvayacağız. Bu demokratik sürecin hukukun üstünlüğü yönünde nihayete ermesi sebebiyle emek veren bütün yurttaşlarımıza buradan tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Thank you.